Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi hafta sonları, yeni haftada bol şans, bol kazançlar. Altını değerlendireceğiz bu videoda. Hem onsu hem gram tarafını. Araya kuru da katarız. 34 lira 40 kuruş seviyesinde dolar TL. Diğer taraftan ABD 10 yıllık tahvil faizlerini inceleyeceğiz. Yine dolar endeksine bakalım. Orada da ortalama değerleri üzerinden, yani gerçek verilerle birlikte analizimizi yapalım. Tavsiye niteliği olmadan eğitime başlayalım. Şimdi arkadaşlar, haftalık bazda kapanış kötü geldi. Ons ve gram tarafında. Ons tarafında 2560 dolar seviyesinden kapanış geldi. 2500 lira doğru geri çekilmeleri. Takip edeceğiz demiştim. Ben 2530 diye net rakam vermiştim size. Şu anda 2540'ları deneyip 2560'larda tepki arayışında bir ons altın var. Baktığımızda tabii son 3 haftanın, hatta son 2 haftanın ciddi bir satış baskısının olduğunu zaten gösteriyor. Özellikle geçtiğimiz hafta, yani 2683 dolardan çok ciddi bir geri çekilme zaten mumun boyutunda görebiliyorsunuz. Şimdi mumların boyutuna baktığınızda son dönemde bu kadar ağır bir satış baskısı görülmedi. Bu da tabii trend bozukluklarını da beraberinde getiriyor. Şimdi trend bozukluğu göstergelerde haftalıkta başlamış durumda. Saatlik bazlara geldiğinizde de fiyat grafiğinde başlamış durumda. Ortalama değerler 9 haftalık mavi renkteki ortalama 2641 dolar, siyah renkteki 20 haftalık ortalama değer 2563 dolar seviyesinde tam da 20 haftalıkta kapanış yaptık. Aşağıda, yani pazartesi negatif başlar isek 2380 dolar hedefi var. Görüntü bu. Günlükte ortalama değerlerde 9 günlük, 20 günlüğü ve 50 günlüğü aşağı yönlü kesti. Yani satış baskısının derinliğini buradan da biraz daha net bir şekilde takip edebiliriz. Özellikle şöyle baktığımızda zirveden bu düzeltmelerde 200 günlüğün altına genelde hareketler takip edilmiş arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Önemli dirençlerde ve şu anda da önemli bir kâr realizasyonu yaşıyoruz. 200 günlük ortalama değerimiz bizim şu anda 2425'lerden geçiyor. Bu 2400 seviyeleri, kabaca şöyle işaretleyelim burayı. Şuradaki direnci de zaten baz aldığınızda, daha önceki direnç şimdi destek konumunu alacak mı, almayacak mı, bu tartışılıyor. Alır. Yani kabaca, hatta bunu şöyle biraz daha şuraya getirirsek, ihlalleri almaz isek daha net bir şekilde ve onun altındaki yine şu destek kanalında çizdiğimizde bu bant aralığı alınır gibi duruyor, gördüğünüz gibi. Yani şu anda öyle güçlü bir destek hattında değiliz. Güçlü destek hattı 2400'ün de altında görülüyor arkadaşlar. Yani alıcı grubu bu sarı kutucuğun olduğu hatta. Gidişatta zaten negatif. Günlükte de RSI 33'lere kadar geri gelmişiz. Şimdi tabii üst düzey piyasada tanınan, popülaritesi yüksek ekonomistlere bakıyorsunuz. Aracı kurum yöneticilerine bakıyorsunuz. Ve tabii onlara da sorular yöneltiyorsunuz. İşte altın ne olacak? Alınır mı, alınmaz mı? Daha çok bunu gram altın tarafında soruyorsunuz. Onlar da tabii yatırımcı kaybetmemek adına şunu söylüyor: önemli geri çekilmeler bir alım fırsatı. Jeopolitik gerginlikler devam ediyor. Uzun vadede alınabilir. Şimdi arkadaşlar, bizler uzun vadede dayanabilecek miyiz, dayanamayacak mıyız? Ya da önemli bir düzeltme noktasını tamamlama eğilinde mi, değil mi? Buna bakacağız ve çok uzun vadeci olup da tepeden malı almak biraz enayilik gibi olur diye düşünüyorum. Yani bu benim görüşüm. Tamam, şu anda bir ara destek seviyesindeyiz. 20 haftalık gram altın ortalama değeri 2789 lira. Bu bölgenin üzerinde bir kapanış var ama göstergelerimizde çok ciddi derecede aşağı yönlü hareket sergiliyor. Ve RSI 70'in de altına indik. Yani o kısa vade diyebileceğimiz, işte hatta 2023 Mart ayından bu yana takip ettiğimiz o RSI'deki 67 bölgesinin altına geldik. Yani orayı da ben size işaretleyeyim şöyle. Bu destek hatlarına iyi bir şekilde odaklanmakta fayda var, bakın gördüğünüz gibi, ve bölgenin altında kapanış yaptı. Burası bizim için aslında referans bir noktaydı. Şimdi evet, yükseliş trendi devam ediyor. Bunda bir problem yok. Yani ben bunun aksini iddia etmiyorum zaten. Ama yükseliş trendinin zorlandığını, yani 2700 liraları istediğini de unutmamakta fayda var. Bölgenin altında
2380'lere doğru, 2400'lere doğru geri çekilmeleri takip ederiz. Üst bandı da buranın 2500 lira. Yani alıcı grubunu zaten burada işaretlemişler. Buraları takip edeceğiz. Zaten trend bozulur. Burası test edilir ise o zaman bayağı bir zamana oyalanırız. Çünkü bu malın toplanması, yukarı yönlü kaldırılması da zaman alacak. Şimdi dolar varlıklarında trend ne yönde ona bakalım. Arkadaşlar dolar endeksinin grafiğini haftalık bazda inceliyoruz. Gördüğünüz gibi net bir yukarı hareket var. Yani altının ezilmesinin en büyük nedeni burası zaten. Para ana vatanında enflasyon üstü bir getiri. Yani güvenli liman talebi görüyor. O yüzden direnci de zaten kırmış düşeni. Şimdi burada kısa vadede tabii ki şöyle bir sarı kutucuk ile işaretlediğimiz direncimiz var bizim. Önemli. 107,5, 107,30'lar. Bölgenin üzerinde hareket alanı 111 lira doğru açılacak. Yani şimdi altındaki negatif beklentileri güçlendiren görüntü bu. Yardımcı araçlara bakıyorsunuz. Dürüst olalım yani burada analiz yapıyoruz. Düşenler kırılmış, güçlü kapanışlar yapılmış. Yani en fazla buradan geri çekilmelerde gösterge ilk etapta bir onay isteyebilir. İşte altında tepki yükselişlerini yapabilir ama şartlar her ne olursa olsun altında bu seviyeler dip diyebilmemiz için dolar endeksinin ilk etapta 107,30'un üzerine geçmemesi gerekiyor. Bunu bir kere bir yere not alın. Burası önemli. Dolar endeksi tehlike. RSI 70'in üzerinde kapanışlar yapmaya başlamış. Burası aşırı alım bölgesi ama aşırı alım bölgesinin düzeltme yapacağı zirve bölgeler değil. Bakın RSI 73'te şu anda 85-90 aralığında değil. Bunu da hatırlatayım. Aylıkta ise gidebilecek çok fazla alanı var. Şunu kaldırayım. Ve MACD'de de pozitif bölgede olduğunu unutmamakla birlikte 9 aylık ortalama değer de geçerliliğini koruyor. 9 ve 20 aylık ortalama değerlere baktığımızda da ciddi derece güçlü bir duruş sergiliyor. Son 2 aya da yine bir değerlendirme yapacak olduğumuzda güçlü alıcı grubunu 100 seviyesinden itibaren görebiliyoruz. Bir ikili dip zaten net bir şekilde, hatta üçlü dip de diyebilirsiniz buna şöyle. Direnç seviyesi de az önce sarı kutucukla çizdiğimiz alan burası. 107,30, siz 107,5 diyeyim buraya. Bölgenin üzerinde ise bir üst band. Hatta bir üst bandın da üzeri zorlanır. 120'lere doğru bir iğne sallama da görebiliriz. Bunu da belirteyim. Daha önceki tepeyi baz alabilir grafik. Çünkü çok müsait. Şimdi gösterge niteliğindeki 10 yıllık tahvil faizlerine bakıyoruz ABD'de. Burası öncü grafikler. Valla arkadaşlar tahvil faizlerinin 10 yıllıkta baktığımızda aslında ortalama değerler bize her şeyi net bir şekilde gösteriyor. Şu noktadan itibaren 2022 7. aydan itibaren aslında sinyal gelmişti ama altın jeopolitik gerginlikler sebebiyle ciddi derecede yukarı hareketini sergiledi. Zaten biz de beklentilerimizi o yönde tahmin etmiştik. Burada aylık bazdaki sert düzeltmeler altına güzel bir şekilde yaradı ama şu anda bu trendi bozmanın aksine yukarı daha güçlü bir şekilde ivme sergileyecek havasını veren ABD 10 yıllık tahvil faizi görüyoruz ortalama değerlere baktığımız zaman. Tabii bu aylık bazda her birimin bir ayda oluşuyor. Ya bu çok uzun vade analizi haftalığa gel diyenler var ise hemen haftalığa da gelelim arkadaşlar. Haftalıkta da altının tam tersine 9, 20, 50, 100 günlük hatta 200 günlük turkuaz hiç bakmaya bile gerek yok. En kısa vadedeki 9, 20 ve 50 günlük ortalama değerler tamamen yukarı yönlü tekrardan kesişmiş durumda. 100 günlüğün altında. Yani güçlü bir hareket var burada. Bu hareketi biz görmezden gelip yani duygusal işlemlerle eğer altın yatırımcısı olmak istiyor isek bu seviyeden bence bir miktar hatalı işlemler yapabiliriz. Yine burada da baktığımızda düşenleri haftalıkta kırmışız. Bakın bunlar önemli. Haftalıkta baskılı grafikler var ve bunlar kırılmış. Şimdi tabii dirençler kırılınca yeni dirençler aramak istiyoruz. Yeni dirençlerde ben daha önce söylemiştim 5,5 seviyelerini konuşabiliriz demiştim. Yukarıda yani gidişat 5,70-5,80'leri gösteriyor. Hoş olmayan rakamlar var arkadaşlar. Daha önce %5'leri test etmiştik. Gidişat yani buralarda pozitif. Günlükte ise yine şöyle incelediğimizde göstergeleri şöyle sileyim. Bakın gördüğünüz gibi ortalama değerler şöyle biraz da güncelleyeyim sizin için.
yukarı yönlü net bir alsın yani. Eğer bunu altında görmüş olsaydık tamam yani altın yukarı doğru bir kesişme içerisinde derdik. Hemen gram altının grafiğine geliyorum. Günlükte de bakın gram altta tam tersini görüyorsunuz. Tekrardan ABD US 10 yazıyorum buraya. Investing'de sizler de böyle bakabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi net. Yani yükseliş net bir şekilde gidiyor. Aklımızı başımıza aldığımız sürece bir problem olmaz diye düşünüyorum. Kur tarafında durumlar nasıl? Arkadaşlar kur tarafında baskılı süreç devam ediyor. Evet bir yukarı doğru ihlal gördük. Yani bunlar normal. Zaten sıkışma çok üst düzey boyutta. Müdahale üst düzey boyutta. FX piyasalarında bu hareketleri biz normal karşılıyoruz. Yani abartmaya gerek yok. Hemen bir kur şoku olacak. Merkez faizi sert indirecek. Piyasaya tekrardan para borluğu çok hızlı bir şekilde yaşatılacak. Öyle bir dünya yok. Yani öyle bir hevesiniz varsa zaten o hevesin hemen dakikasında Merkez Bankası'nın rezervlerini hesap edin. Yani Merkez Bankası'nın şu anda eli güçsüz değil. Evet ben kur aşağı yönlü bir baskılı harekete gidecek demiyorum. Şu anda zaten öyle bir izlenimi de yok gördüğünüz gibi. Ortalama değerler sıkışmış yukarıda. Haftalıkta 9 ve 20 haftalık sıkışık seyrediyor. Bu sıkışık seyrin sonunda da yukarı yönlü hareketler takip ediliyor gördüğünüz gibi. Yani örneklerini de daha önce şöyle bakalım. Sıkışıyor, sıkışa sıkışa yukarı gidiyor. Bakın gördüğünüz gibi. Şuralarda da aynısı olmuş. Sonrasında en son boğazına geliyor. Ondan sonra patlıyor. Bir atak gerçekleştiren yine bir benzeri olacak. Bu muhtemelen Ocak ayından itibaren bu hareket oluşabilir. Ama çok aşırı sert, agresif hareketler artık beklenmemeli. Çünkü pozitif faiz durumundayız. Bakın bunu unutmayalım. Enflasyon ve faiz arasında açık bir makas yok. 20-25 puanlık. Eğer halen böyle bir durum olsaydı, işte bugün enflasyon %50 seviyesi diyelim, faizlerimiz %30, %35 hatta %25'lerde olmuş olsaydı, o zaman derdik ki daha sert bir kur atağını yukarı doğru bekliyoruz. Buradan da işte altın da onsu takmayarak pozitif seviyede etkilenebilir diyebilirdik. Ancak şu anda ana desteği takip edeceğiz. Temennimiz burada altın yatırımcısı için 2700 lira hatta 2670 liraları gösteriyor. 2675 önümüzdeki hafta itibariyle. Buralar kırılmaz. Bura tutsun. Tutacak bir hava için bu hafta bir izlenim bıraktı mı? Hayır. Yani gördüğünüz gibi bir çekiç, bir doji yani buna benzer bir mum var mı? Yok. Aksine geçtiğimiz haftadan daha fazla satış baskısı olan bir mum görüyoruz. O yüzden yani aceleci davranmamak gerekiyor. Bırakalım bir denge oluştursun ha. 2780'ler 2800 dip olabilir mi? Evet olabilir. Burada da zaten en az 2 haftalık bir yukarı yönlü dönüş hazırlığının oluşması gerekiyor. Normal şartlarda. Anormal şartlarda da bir haber akışı ile birlikte yukarı sert bir mum yapması gerekiyor. Yani 3000 liranın üzerine doğru. Öyle bir hikaye var mı şu anda? Yok. Zelenski'nin açıklamaları var. 2025'te barışa yakınız gibisinden takip ediyorsanız. Trump'ın niyeti belli. Tamam Trump'a güven olmaz vesaire ama gidişat şu anda arkadaşlar altın için negatif. Pozitif olduğunda pozitif diyoruz zaten. Ben bu durumun yaşanacağını aylar öncesinden hatta geçtiğimiz ay hatta son haftalarda da uyarmıştım bu zirve öncesinde. Durum buna doğru gidebilir demiştim. Altında durumlar böyle. Valla son karar her zaman olduğu gibi sizlerin. Ben kesinlikle al sat tut tavsiyesi ya da bekle tavsiyesi vermem. Biliyorsunuz anlattığım içeriklerin hiçbirisi de tavsiye niteliği değildir. Eğitim amaçlı paylaşıyorum. Yine yanılmadık. Yanılmayacağız gibi de duruyor. Yani rakamlar ortada. Aksini iddia edip piyasaya, rakamlara, dolar endeksine, tahvil faizlerine, Trump'ın politikalarına, Zelenski'nin açıklamalarına ne bileyim yani bu tarz şeylere kafa tutmak isteyen varsa buyursun. Her türlü kafasını tutabilir. Piyasayla zıtlaşmanın gereği yoktur arkadaşlar. Benim bildiğim, benim tecrübem bunu ifade ettiriyor bana. Son kararı yine size bırakıyoruz tabii ki. Çünkü para sizin, pul sizin, yatırım sizin. Değerlendirmenizi siz yapacaksınız. Benim bugün söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi kanalımıza destek olmayı bekliyorum. Yarın itibariyle yani pazar günü 17 Kasım'da kısa vadede kupon diye tabir ettiğimiz hisseleri değerlendireceğiz. Sürpriz bir hisse olacak. Yani birkaç hisseyi değerlendireceğim. Riski sevenler için servet niteliğinde bir analiz olacak bu. Kaçırmayın derim. Bugünler çok çok önemli.
2024'ün ilk çeyreğindeki ralliyi işte geçtiğimiz 2023'ün son çeyreğinde iyi okuyamayanlar ralliye iyi katılamadı. Şimdi yine aynı dönemdeyiz. Yine aynı kalıplar devrede. Yine aynı analizleri zaten yapıyoruz hemen hemen. Bu sefer hisseler farklı. Roller değişiyor. Bence değerlendirmeniz gerekiyor. Yani eğitim amaçlı bir ayda olsa buranın bir farkını yaşamanız size çok şey katacaktır. Bundan bir önceki videoda da konut ve otomobil videosu paylaştım. O sektörde de eğer bilgi sahibi olmak istiyorsanız, yani fiyatlamalar konusunda benim elimde bir done olsun, hangi grafikleri takip edeceğim, hangi gelişmeleri nereden okuyup burada piyasanın işte otomobil konut tarafındaki şekillenmesini nasıl tahmin edebilirim? Bütün detayları zaten verdim. Aslında bu tarz videoları önemseyerek de, izleyerek de piyasadaki genel hakimiyetinizi artırabilirsiniz ama altın yatırımcısı sadece altını izliyor, dinliyor. O da zaten sardıra sardıra. Borsa yatırımcısı sadece borsa tarafını dinliyor ya da hisse tarafını dinliyor ya da hisse özele geliyor sadece. Saygı duyuyorum hepinizin görüşüne ama hem hisse özelde, hem kriptolarda, hem normal videolarımızda, bu videolarda hepsini izlemeniz gerekiyor. Yani finansal okuryazarlığınızı geliştirmeniz şart. 10-15 dakika size hiçbir şey kaybetmez. Çayınızı, kahvenizi hazırlayın. Eşinizle, ne bileyim, arkadaşlarınızla birlikte izleyin. Yani 2 saat boyunca, 2,5 saat boyunca bir diziyi izliyorsunuz ama hayatınızı değiştirebilecek 10-15 dakikalık bir analizi izlemek maalesef zorunuza gidiyor. Ne diyeyim, yani her şey gönlünüzce olsun. Ben hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.